Ayhan Bilgen, Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik'i ziyaret etti. HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, partisinin Kars İl Başkanı Cengiz Topbaş ve partililerle birlikte Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik'i ziyaret etti. Bir süre Çelik ile görüşen Bilgen, Kars'ın hayvancılığı hakkında bilgiler aldı. Yapılan ziyarette bir açıklama yapan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen şunları söyledi. Hem bir iade-i ziyaret vesilesiyle buradayız, hem de şehrimizin ekonomisinde çok önemli bir ağırlığı olan, etkisi olan bir kurumla hem şehrimizin sorunlarını hem ülkemizin sorunlarını, onların düşüncelerini, önerilerini almak üzere geldik. Öncelikle Türkiye'nin her gün şiddet sarmalına sürüklenmesinden duyduğumuz kaygıyı, endişeyi paylaşmak istiyoruz. Çünkü bizim açımızdan barış her şeyden değerlidir, insan hayatı her şeyden önemlidir ve Türkiye'nin sadece bu yaşadığımız acı olayların sonuçlarıyla değil, sebepleriyle de yüzleşmesi, bizi bu duruma getiren koşulların, politikaların da masaya yatırılmasını önemsiyoruz. Siyasetin görevi sadece kınamak, sadece acıyı paylaşmak değildir. Aynı zamanda bunun çözülmesi, bitmesi, herkesin barış içinde, güven içinde hayatını sürdürmesi, ticaretini yapması için ortamın, koşulların oluşturulmasıdır. Yerel olarak da sadece şunu ifade etmekle yetinelim. Şehrimizin ekonomisinin omuriliğini oluşturan, temelini oluşturan hayvancılık ve yani ne yazık ki Karslılar bu zahmetli, bu oldukça zor, meşakkatli çabayı sarf ederek aslında hem ülke ekonomisine hem şehir ekonomisine büyük bir katkı sunarken iyi planlamanın yapılmamış olması, yanlış tarım politikalarına tekrar tenezzül edilmesi dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten birkaç ay Sayın Başkan da ayrıntısıyla ilgili belki düşüncelerini paylaşacaktır. Yani işte önce Van'da başlayan, sonra şehrimize yayılan Nepal tip 84 virüsü ki ilk defa topraklarda rastlanan bir virüs. Gerekli tedbirlerin yeterince alınmamış olması, aşılama düzeyinin düşüklüğü %80'leri bulması gerekirken %50-60 civarında olması ve uzun bir karantina dönemi, işte hayvan pazarının kapalı olması şüphesiz önümüzdeki dönem şehrimiz için de ciddi bir risk oluşturuyor. Bunun üstüne üstlük bir de ithal hayvan angus politikasına yeniden umut bağlanmış olması hem et üreticileri açısından hem de işte sütle ilgili yürütülen tartışmaları dikkate aldığımızda bunun faturasını, bedelini ne yazık ki sadece Kars'taki üreticiler değil, yani şehrimizde yaşayan herkes, esnaf, memur, halkımız ödemek zorunda kalacak. Ve tabii bu Türkiye ekonomisini de dolaylı olarak etkileyecek. Biz hem tüketicinin korunmasını hem üreticinin çıkarlarının gözetilmesini, bu ikisinin birlikte denge içerisinde yürütülmesini doğru buluyoruz ve bu anlamda da daha ciddi, daha doğru planlamalara ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyoruz. Tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçinin sigortası olması yerine pirinç, yağ ve fındık satmasının doğru olmadığını söyledi. Çelik, etin Kars'ta yüksek fiyatlarda satılmasına da değindi. Şimdi diyoruz ki Allah Türkiye'ye eminlik versin, barış versin, kardeşlik, beraberlik versin. Bütün gelip geleceklerden, kazalardan, belalardan uzak tutalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 78 bin insanın birbirine kardeşliği, dostluğu devam etsin. Bunun yanında tabii ki coğrafyalık olarak sorunlarımız Cumhuriyet tarihinden bu tarafa olmuştur, yine de vardır. Şimdi ilimiz 300 küsür 7 kadası olan bir il. Hepsinin geçimi tarım ve hayvancılık. Şehir merkezinde işte bir takım ticaretler, kazalarda ufak tefek şeyler vardır. Sanayi yok denilecek kadardır. Karşımızda 300 küsür
köy var. 154 köy %70 göçmüş, %30 kalmış. Bunlar çok büyük rakamlar. Ha, bunlar nedir yani? Niye böyle oluyor? Şimdi tarım diyoruz. Tarımda toprak mahsulleri ofisi tarımın sigortasıdır diyorlar. Eski bu tarafa diyorlar ki hayvancılıkta et balık kombineleri, tarımda da toprak mahsulleri ofisi sigortadır, tarımın sigortasıdır. Yıllardır bakıyoruz ki lafalar yazılı, kazalarda dahi toprak mahsulleri ofisinin teşkilatı var ama ne alım var ne de satım var. Gidiyoruz, ne alıp ne satıyorsunuz? Fındıkla pirinç satıyorlar. Bir fındık, bir de pirinç. Bunlar bu coğrafyaya destek olabilir misin? Sigortası olabilir misin tarımın?